Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı günler. Bugün biz oğlumla, torunumla beraber size açılış yapıyoruz. Kızımın evindeyim. Mutfak size değişik gelebilir. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben şimdi hamur yoğuracağım. Bunu pizza yapacağız biraz. Olursa belki birkaç tane de çörek gibi bir şeyler de yapabiliriz. Ama şu an pizzalık hamur yoğuruyorum. Ben mayamı biraz ısladım. Mayamız böyle kabarmış. Burada da bir su bardağı sütle biraz su, iki su bardağı kadar da su doldurdum. Unumuza da tuzunu attım. Bir tatlı kaşığı tuz attım. Şimdi bunu hamur yoğuracağım. Oğlum aşağıya insin, ben de hamur yoğurayım. Hamurumuz maşallah çok güzel kabarmış. Neredeyse yerlere dökülecekmiş. İyi ki poşet koymuşuz üstüne. Çok güzel olmuş hamurumuz. Şimdi başlıyoruz pizzamızı yapmaya. Zeytinyağıyla güzelce domates sosum vardı. İçine bir diş sarımsakla tuzunu, baharatlarını atıp güzel bir sos hazırladım. Rengi de çok güzel oldu sosumuzun. Alt sos bu. Arkadaşlar bahsetmiştim, hamurum kaldı. Demiştim size biraz da küçük ekmekler yaparım diye. Biz de hamurumuzdan güzel güzel küçük küçük ekmekler yaptım. Tekrar geldim ben yani, görüyorsunuz. Misler gibi oldular susamlı ekmeğimiz. Tekrar hoşça kalın. Sırasıyla buluşturalım. Önce mayamızı koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mayamız ziyan olmasın arkadaşlar. Şöyle yapalım biraz. Bunlar tabii ömür hepsi de. Tamam. Şu anda torunumun sesini duyuyorsunuz. Al anneannesi bunu. Almanı istiyor. Tamam oğlum. Birazdan alacağım oğlumu. Bir. Anneannesi hamuru yapsın. Tüyü alacak kucağına. Bir yumuşak hamur yapacağım. Suyumuz da tam geldi hamurumuza. Burada ben size söylemedim ama 5 su bardağına yakın unumuz vardı. Tabi unutuyorum bazen heyecandan. Görüyorsunuz şöyle çok güzel yumuşak bir hamur yaptım. Siz görün diye. Bak ellerimi de yıkamadım ki. Tam orijinal olsun diye. Artık bunu böyle bir dinlenmeye bırakacağım. Bir saat dinlensin hamurumuz. Bir saat dinlendirip gelelim. Bir üstüne poşet koydum yumuşak dursun hamurumuz diye. Şöyle de dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz maşallah çok güzel kabarmış. Neredeyse yerlere dökülecekmiş. İyi ki poşet koymuşuz üstüne. Çok güzel olmuş hamurumuz. Şimdi başlıyoruz pizzamızı yapmaya. Zeytinyağıyla güzelce domates sosum vardı. İçine bir diş sarımsakla tuzunu, baharatlarını atıp güzel bir sos hazırladım. Rengi de çok güzel oldu sosumuzun. Alt sos bu. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi küçük bir beze hamur aldım. Biraz elimle genişleteyim. Sonra oklavayla açacağım. Hamurumuz nasıl güzel mayalanmış. Böyle elimin altında çok güzel oluyor. Şimdi biraz oklavayla çalışacağım. Biraz elimle genişlettim. Böyle biz bayağı bir büyük pizza yapacağız. Hepsimizde görüyorsunuz. Ben şunun ortası kadar düşünüyorum. Bu arada torunum set çıkarıyor. Evet. Alp ham yapacak. Pişti mi ham yapacak Alp? Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamurumuza maşallah göz göz. Çok güzel bir pizza olacak. Biraz daha inceltelim hamurumuz kabarmasın. Tamam. Tepsimizin içine alalım şimdi. Kendimize özel yaptığımız için pizzamızı çok küçük küçük yapmak istemedim. Tepsimizde bir olsun, bir bitsin diye. Sonra dörde böleriz istediğimiz gibi. Şimdi sosuyla buluşturalım.
Bunu bir yayayım bir. Üzerine dizmek istiyorum ki, çünkü hepsi koyduğumuz yerde kalıyor. Mantarı çok seviyoruz. Biraz mantarını bol yapmak istedim. Anneciğim, güzel oluyor mu? Yeter mi? Nefis görünüyor anneciğim. Ellerine sağlık. Sen nasıl istersen, tamam dediğin zaman gayet mantarlar... güzel. Tamam, yeterli. Yeter değil mi? Malzeme tamam. Fazlaca var zaten. Onlardan şimdi ekleyelim. De sosislerimizden sevelim biraz. Biraz daha şuralara alabilirim sosumuzdan. Biraz sosunun bol olmasını istiyorum. Sosu bol olunca pizzamız çok güzel oluyor. Arkadaşlar, ben niyeyse kısık sesle konuşuyorum hep. Alışmışım böyle, ses tonumu bir yükseltemiyorum. Merdivene gelecek şekilde yapalım ki kuru kalmasın. Şimdi malzemelerimizi de hemen getiriyorum. Sırasıyla zeytinlerimizi de dizdik. Bu sıra size bağlı. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Alalım şuradan. Bayağı güzel oldu değil mi? Bu yeter herhalde. Nefis görünüyor. Sıra mısırlara geldi. Pişsin diye sabırsızlanıyorum, evet, şu an. Mısırlarımız da. Biraz daha şöyle yapalım. Dağılmasını istemiyorum ama biraz dağılıyor gibi oluyor. Şimdilik yeter. Kaç tane de kuru biberimiz vardı. Ben yeşil biber yerine kuru biber tercih ettim. Kuru domates, kuru biber de çok yakışıyor buna. Alışmışım hiç arkadaşlar, az bir şey yapamıyorum. Her şeyi bol bol kullanıyorum. Maşallah. Bundan da şikayetçiler çok oluyor diye. Şöyle. Tamam. Bunlar zevkli olarak tekrar geri dönüyor çünkü. Evet. Anneciğim, evet. Fırınımızın kapağını. Arkadaşlar, pizzamız çıktı fırından, görüyorsunuz. Çok nefis görünüyor. Çok güzel oldu. Her tarafı bir pişti. Altı, üstü. Sizler de deneyebilirsiniz. Eminim çok güzel olmuştur. Biz de birazdan tadına bakacağız. Tadı hakkında yorum yapmaya gerek yok. Çok güzel oldu çünkü. Şöyle ben dilimlere ayırayım. Bizimki biraz double pizza oldu. Büyük oldu biliyorsunuz. X-Large değil mi anneciğim? Abarttık biraz. Küçük küçük olmasın dedik. Rahat rahat olsun. Onun için sizler de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz küçük küçük, isterseniz büyük büyük. Dur anneciğim, ben bir tane çıkartayım, şöyle göstereyim arkadaşlara. İnceliğini de göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle çok nefis oldu. Çok sıcak, zor dokunuyorum. Servis yapıyorum. Şöyle tabağımızı alalım bir tane servis için. Arkadaşlar, bize afiyet olsun. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizlerin de yapıp denemenizi istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biz sıcak sıcak yiyelim, soğutmayalım. Hoşça kalın. Arkadaşlar, bahsetmiştim, hamurum kaldı. Demiştim size biraz da küçük ekmekler yaparım diye. Biz de hamurumuzdan güzel güzel küçük küçük ekmekler yaptım. Tekrar geldim ben yani, görüyorsunuz. Misler gibi oldular susamlı ekmeğimiz. Tekrar hoşça kalın.